Bu ilginç bir probleme benziyor. Burada beşgene benzeyen bir çokgenimiz var. 5 tane kenarı var ama düzgün bir beşgen değil. Çünkü kenarlar eşit uzunlukta değil. Bu kenarlar uzatılmış ve burada dış açıları görebiliyoruz. Bize de bu dış açıların toplamının ne kadar olduğu sorulmuş. Biraz korkutucu gibi görünüyor. Çünkü hiçbir bilgi verilmemiş, değil mi? Hiçbir açı verilmemiş. Yani nereden başlayacağımızı bile bilemiyoruz. Peki, hadi bildiklerimizi göz önüne alarak adım adım ne yapabileceğimizi düşünelim. Buradaki bu dış açıların hepsi bir tane iç açının bütünleri. Eğer bunları iç açıların fonksiyonu olarak gösterirsek, belki problemi çözmenin bir yolunu buluruz. Bu iç açıya f, buna g, buna h, buna i, buna da j diyelim. Burada a 180 eksi g ile aynı şey, değil mi? Bunun sebebi a ve g'nin bütünler açılar olmaları. Ve burada artı b'miz var. Bunu da bir iç açı türünden yazabiliriz. Bu da 180 eksi h olur. Çünkü bu iki açı da birbirinin bütünleri. Ve aynı şeyi tüm açılar için uygulayabiliriz. c'yi 180 eksi i olarak yazabiliriz. Yani artı 180 eksi i oldu. D'yi 180 eksi j olarak yazabiliriz. Artı 180 eksi j ve e'yi 180 eksi f, yani artı 180 eksi f olarak yazabiliriz. Bütün 180'leri bir araya getirip toplarsak 5 çarpı 180 yani 900 olur, değil mi? Ve eksi g, eksi h, eksi i, eksi j, eksi f'miz var. Bunu eksi parantezinde g artı h artı i artı j artı f olarak da yazabiliriz. Burada eksiyi dışarı attım. Peki, neden böyle yazdık bunu? Gördüğünüz gibi bunu iç açıların toplamı şeklinde ifade etmiş olduk. Yani burası 900 eksi buranın tamamı olacak. Buranın tamamı da iç açılarının toplamı. Bir yerlere ulaşmaya başladık. Şimdi iç açıların toplamını bulmaya başlayabiliriz. Bunu yapmanın da kolay bir yolunu göstereceğim size. Şimdi bu çokgeni üst üste binmeyen üçgenlere bölelim. Bunu herhangi bir köşeden çıkarak yapabiliriz. Hepsi bu köşeden çıksın diyelim. Burada bir üçgen, biraz daha düzgün çizeyim. İşte şimdi üst üste binmeyen 3 tane üçgen çizebildik. Böyle yaptık çünkü bu açıların toplamının kaç olduğunu biliyoruz. Şimdi iç açıların toplamının 180 derece olduğu düşüncesini kullanabilmek için buraları açı şeklinde ifade edelim. G zaten üçgenin bir iç açısı. F açısı 2 tane üçgene ait. Unutmayın, F buradaki bu açının tamamı. F'yi 2 açıya bölelim şimdi. Yani F eşittir. Bakalım hangi harfleri henüz kullanmadık. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J'yi kullanmışız. K'yı henüz kullanmamışız. O halde şöyle diyelim. F eşittir K artı L. F buradaki iki komşu açıya eşit. Evet, F eşittir K artı L. Yani bu açıları üçgenlere göre yazdık. J'ye de aynı şeyi yapabiliriz. Çünkü diğeri gibi burada da tüm açı verilmiş. J eşittir M artı N diyebiliriz. Evet, J eşittir M artı N. Ve son olarak H'yi de parçalayabiliriz. H buranın tamamını ifade ediyor. Burada da H eşittir O artı P artı Q diyebiliriz. Evet, bu O, bu P, bu da Q. Burada bu açıları bir üçgenin açısı olarak yazmak istediğim için bu şekilde ayırdım. Eğer zaten bir üçgenin açısı değillerse onları üçgenin açısı olacak şekilde ayırmak istedim. Burada H eşittir O artı P artı Q var. Ve bunun ilginç olmasının sebebi buradaki iç açıların toplamını az önce yazdığımız açıların toplamı olarak yazabilecek olmamız ve daha sonra her üçgenin iç açılarını 180 dereceye eşitleyebiliriz. Haydi bunu yapalım. Şimdi burası G olacak. G buradaki açı. Bunun yerine başka bir açı yazmamıştık. Yani bu G olarak kalacak. Tüm işlemi yazalım. 900 eksi G artı H yerine O artı P artı Q yazabiliriz, değil mi? Evet. İ'yi de olduğu gibi yazabiliriz ve J yerine gördüğünüz gibi M artı N yazacağız ve son olarak F yerine de yine şuraya not aldığımız üzere K artı L yazalım. Şimdi buradaki beşgenin iç açılarını kendi böldüğümüz parçalarla ifade etmiş olduk. Buraya biraz dikkatle bakarsak burada bir güzellik var. Zira G artı K artı O taradığım bu üçgenin iç açıları, yani 180 derece. O halde taradığım bu üçgen için G artı O artı K 180 derecedir. Yazalım. Evet. Aynı şekilde ortada bulunan ve taradığım bu üçgende ise P artı L artı M toplamı 180 derecedir. O halde P artı L artı M de 180 derece. Bunların yerine 180 yazabiliriz ve son olarak Q artı N artı İ de 180 derece olacak, değil mi? Taradığım üçgende Q artı N artı L. Evet, burası da 180 derece. Bu üç üçgenin iç açılarının toplamları 180 artı 180 artı 180, bu da 540 derece eder. Böylece 900 eksi 540, 360 derecedir. Bu da aradığımız cevap.